Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi, Hadımağ mevkiindeki yeni binasında hizmet vermeye başladı. Hastanede ilk gün 3400 hastaya bakıldı. Hastane yöneticisi uzman doktor Selahattin Kat televizyonumuza yaptığı açıklamada tüm polikliniklerde hizmet verildiğini, ilk gün herhangi olumsuz bir durumla karşılaşmadıklarını belirterek vatandaşlardan olumlu tepkiler aldıklarını söyledi. Merhabalar, ben doktor Selahattin Kat, nöroloji uzmanıyım, Edirne Devlet Hastanesi yöneticisiyim. 28 Eylül itibariyle yeni hastanemize bugün itibariyle hizmetimize başladık. Bismillah diyerek yola çıktık ve gayet güzel bir gün geçirdik. Yeni bir hastane olmasına rağmen, birçok vatandaşımıza daha önceden bunların duyurularını yapmış olmamıza rağmen gelen hasta sayısı maşallah gayet iyi. Bugün ya 3400 civarında gelen hastamız oldu. Gerek poliklinik hizmeti gerekse acil servis olarak tam takır bir şekilde yürüttüğümüz hizmetten vatandaşlarımızdan memnun ettiğimizi düşünmekteyiz. Bütün poliklinik hizmetlerimizin hepsi burada yapılmakta. Selimiye ve merkez ünitesinde bulunan polikliniklerin tamamını buraya taşıdık. Ve acil servis hizmetimiz şu anda daha önceki acil hizmetlerine göre, birçok hastaneye göre, birçok ile göre çok daha teşekküllü ve hastane binamız çok daha güzel bir bina ve akıllı bir hastane olarak zaten planı, projesi böyle yapılmıştı. Şu anda hastanemizde bütün birimlerin doktor hekimleri bulunmakta ve yaklaşık 13 tane kadar ameliyathanemiz bulunmakta. Kadın doğumla alakalı yapılan yeniliklerden bir tanesi, kadın doğum hastaları bundan sonra servise yatırıldığı zaman doğum için ekstra başka bir yere taşınmasına gerek kalmaksızın kadın doğum servisinde doğumları yapılacak. Ameliyat ihtiyaçları oldukları takdirde de kadın doğum servisinin içerisinde bulunan ve onlara izole edilen bir ameliyat halinde hizmet görmekteler. Bütün yan dal uzman hekimliklerine sahibiz. Çocuk yan dal uzmanları olarak çocuk nöroloji, çocuk nefroloji, çocuk alerji uzmanı, çocuk psikiyatrisi, çocuk cerrahisi. Bunun dışında yetişkin yan dal uzmanı olarak romatoloji, nefroloji, endokrinoloji ve bunun gibi diğer birimlerin hepsi bulunmakta. İnşallah önümüzde daha güzel günlerimiz olacak diye düşünüyoruz ve daha da güzel hizmetler vermeyi planlıyoruz. Bir aksilik olmaması kaydıyla. Bilimle teknolojiyi birleştiren Balkanların hastanesi olarak ifade edilen 400 yataklı hastanede her katta kan ünitesi bulunduğunu, her poliklinik önünde barkod alınabildiğini belirten Kat, modern ve daha geniş bir ortamda poliklinik hizmeti verildiğini söyledi. Daha önceki merkez hastanemizde ve Selimiye ünitemizde muayeneler yapıldıktan sonra, poliklinik hizmetinden sonra hastalarımız kan almak için tek bir noktaya gidip kan alma yerine gidiyorlardı ve kanlar oradan alınıyordu. Fakat bu hastanede hemen hemen her katımıza bir tane kan alma ünitesi yerleştirdik. Ve hastalarımız poliklinik hizmetleri bittikten sonra direkt kan alma birimine gidip kanlarını oradan aldırabiliyorlar. Eskisi gibi bir yığınağımız, bir hasta mağduriyetimiz olmamakta. Daha önceleri merkez ve Selimiye ünitesinde sabahları muayene olmak için hastaneye gelen insanlar sabah veznelerin önünde kuyruğa girerlerken, bugünse bu hastanede bulunan yaklaşık 104 tane polikliniğin yerleştirmiş olduğumuz sekreterlerin, 70 civarında sekreterlerin hepsinden muayene olmak istedikleri polikliniklere barkodlarını alabilmekteler. Daha önceki hastanemiz 1956'lardan yapılmış, yaklaşık 2006 yılında yapılmış ve uzun süredir hakikaten Edirne'ye hizmet etmiş binalar. Koridorlarımız tabii ki o tarihlerde yapıldığı zaman Edirne nüfusu, çalışan hekim sayısı göz önüne alındığı zaman o zamanki sayıyla şimdiki sayı arasında inanılmaz bir fark var. Koridorlarımız daha ufak, merdivenlerimiz dardı ve poliklinik odalarımız küçüktü. Şimdiki yerimizde ise polikliniklerimiz büyük, koridorlarımız çok daha geniş ve vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için oturabilecekleri çok geniş alanlarımız mevcut. Tedavi bakımından eski hastanemizde yapılan işlemlerin aynısını bu hastanede yapmaya devam etmekteyiz ve yeniliğe açık bir hastaneyiz.